Kendi kendimize intro. Cyberpunk Edition Volume 2. Evet, merhabalar. Merhabalar efendim. Uzun bir aradan sonra. Aynen. Özel cips kola. Özel Cyberpunk kola. O zaman kendi başına konuş. Yayın yap kendi başına. Hayır, yok, bana cips ısmarlayacaksın, bana ne? Tamam. Tamam. Sparlarız. Artık işimiz gücümüz var oğlum. Maaşımız var. Cips de sparlarız. Kola da sparlarız. Yani, çocuk şey değiliz ki. Vay be. Harçlık bekleyen çocuklar değiliz ki. Değil mi ya? Ya. Hakikaten hey, güzel cips. Bundan da bir şey kalmamış. Neyse, evet. Evet, yayına geri dönelim. Cyberpunk. Geçen hafta başlamıştık Cyberpunk. Anlatandan bitmez dedik. Hafta. Geçen hafta dedik. Çaktırma. Çaktırmayınız. Geçen bölüm, ay olabilir. Geçen bölüm diyelim bölüm. De. Ha, tamam. Evet. Oradan anlaşalım. Güzel oldu. Evet. Evet, biraz nelerden bahsetmiştik. Kısaca işte Cyberpunk nereden gelir? Biraz transhümanizmden konuştuk. Biraz işte kapitalist düzen, birey, onun karşısında büyük şirket. Birazcık da işte, yani Cyberpunk nerelerden geldi? İşte Otomatik Türk'ten tut da günümüzde yapay zekalar falan filan cart curt. Ve geldik bölüm 2'ye. Bölüm 2'de ne konuşacağız? Bölüm 2'de ne konuşacağız? Dinleyicilerimizin yoğun isteği üzerine birçok dinleyicimizden geldi bu istek aynı anda. Yani, dinleyicimizin yoğun dinleyicilerimizden yarısından çoğu diyebiliriz. Çünkü kardeşim söyledi yani. Cyberpunk'ta high tech low life. Yani yüksek teknoloji ama düşük hayatlar. Nasıl çeviririz Türkçe? Konusuna pek değinmemişsiniz dedi. Bu da hani Cyberpunk'ı Cyberpunk yapan büyük olgulardan birisi. Biraz bunu doğru. Hakkında birazcık da dedik. Bunun doğru olmasının nedeni herhalde bu bilim kurgunun altın çağı denilen zamanlarda, yani işte bu Asimov, Heinlein, işte Arthur C. Clarke ekibinin zamanında teknolojinin aslında insanı özgürleştireceği, mutlu edeceği ve refah seviyesini arttıracağından insanları böyle güzel, cıvıl cıvıl, mükemmel bir hayat beklediği yönünde bir optimistik hayat kurgusu vardı ki biraz buna herhalde alternatif olarak mı ya da tepki olarak mı çıktı Cyberpunk çünkü? Yani sonuçta dediğin, bahsettiğin bilim kurguda ütopya olduğu için high tech, high life. Yani işte yüksek teknolojiyle beraber cillop gibi hayatlar. Yani böyle beyaz tasarımlar, işte herkes işte zengin. Yani para derdi yok, bir şey yok. Herkesin hayatı güzel. Artık bir şey, normal kovalamacı bitirmişler. Evreni araştırmaya geçmişler gibi şeyler oluyor. Değil mi? O konularda. İnsanlığın işte bu gereksinim piramidinin alt Hı-hı. tarafları doldurulmuş. Evet. Yani şey gibi, hastalıklar bitmiş. Evet. İşte refah herkese paylaştırılmış. Artık keyfini sürme zamanı. Evet, keyfini sürme zamanı. İnsanlığın en büyük derdi olan, yani kalan derdi keşif ve yaratıcılık. Yani bunların üzerine artık zaman ayırabileceği bir seviyeye gelmiş şeklinde bir ütopya çiziyordu. Aslında şey gibi böyle. Evet. Biraz kesiyorum ama. Evet. Yani birazcık şey iyi hatırlattı. Ya, emeklilik hayali gibi mi? Evet, evet, evet. Yani aslında bu insanın genel hayatındaki işte çabalaması, bilmem nesinin sonucunu elde etmeye çalıştığı nedir? Budur gibisinden bir cevap. Hani cennet şey, tasviri de denebilir. Yani evet, emeklilik daha gerçekçi bir şey. Emekli olunca işte gezilere çıkacağız. Evet. Evet. İşte böyle yatlarda gezeceğiz. Resim işte, yapacağız, robot yerde. Üreteceğiz. Kendimiz işte çalışmaya gerek yapay yok. Yaşam üreteceğiz falan. Yani hangimizin emeklilik planlarında bunlar yok ki yani. Hepimiz değil düşünüyoruz mi? Değil mi? Uzaya çıkalım falan. Sonra da gerçekten emekli olup görüyorsun bir. Evet. Neyse, asıl şimdi konumuza gelirsek Cyberpunk'ta fakat bu Cyberpunk diyor ki öyle yüksek teknoloji dediğiniz gibi de aman aman da hayat da getirmeyecek hemen. Dur, bir dur, yavaş ol diyor. Hani benim yok bakış yani açım, gerçi benim bakış açım, daha önceki bölümde de bahsetmiştim. Cyberpunk aslında
high life olan hani o ütopik bilim kurguya geçmeden önceki adımı anlatıyor gibi geliyor bana. Hani siz tamam bunlara ulaşmadan önce bazı önce sıkıntılar var. Hani teknoloji bu sıkıntıların çözümünden daha hızlı ilerleyecek. Yani Sen birçok aslında kahramanın yolculuğundaki şey diyorsun buna. gibi. Evet. Önüne bir set çekilecek ki işte kendini böyle daha geliştirsin. Yani biraz evet o da var işin içinde tabii ki hikaye anlamında güzel söyledin. Ama benim daha çok bakış açım şeydi hani teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ama sosyal gelişmeler hani insanın daha kendine ait insansız sorunları o kadar hızlı çözülmüyor. Nedir mesela Cyberpunk'taki sıkıntılı low life dediğimiz low life neler var Cyberpunk'ta anlatın bakalım. Bir kere şey hemen ufak bir giriş daha yapayım sözü sana bırakayım. Yani Cyberpunk filmleri genellikle film noir türündedir. Yani işte dedektiflik, karanlık, depresif, yağmurlu bilmem ne ortamlar her zaman zeminini hazırlamıştır Cyberpunk hikayelerinin. Sonuçta bir suç işlenir, bir şey işlenir, bir suç örgütü vardır işin içinde, Yakuza vardır. Bir o insanlığın o hani kötü insan tarafından kurtulamamışızdır teknolojinin yükselmesine rağmen. Evet. Yani Buyurun. aslında bir nevi söylemek istediği şey, bugünkü hayat aynı şekilde devam eder. Sadece teknoloji görünümü biraz değiştirmiştir. Evet. Yani belki bugünkü sorunları birazcık daha hani egzaje edip böyle daha büyütüp büyük gösterip belki insanlara sunar. Örneğin çevre problemleri. Yani genelde Cyberpunk hikayeleri büyük bir mega şehirde geçer. O mega şehirde işte büyük oranda hava kirliliğinden dolayı gündüz yüz görmez. Sürekli asit yağmurları yağar. İşte çöpler uzun süredir toplanmamıştır. Hatta çöplerin içinde biyolojik atıklar vardır falan filan Hatta mesela. çöplerin olduğu yerler ayrı bir yaşamdır, ayrı bir semttir, bir şeydir. Çok güzel. Junkyard Yani ayrı bir setting şeydir, değil mi? temadır. Junkyard diye bir şey var. Yani getonun daha da şey olmuş, dışlanmış ve insanların artıklarıyla, yani şehrin artıklarıyla beslenen bir insan katmanı. Mesela Yani normalde bunlara örnekleri. Mesela şu verdiğimiz örneklere film edebiyattan da bence şeyler verip, bağlantılar verip hay bir hay. yandan da tavsiyelerimizi de alttan alttan öyle ittirebiliriz. Blade Runner bir numara herhalde. Blade Runner bir numara. Evet, hava kirliliği olsun, işte şey olsun. Zaten açılış sahnesinde şehir büyük şehir sahnelerinde görürsünüz. Onun dışında Mega City deyince zaten akla ilk gelen Judge Dredd filmleri Değil mi? hatta çizgi roman serisidir hocam de. Orada zaten tam zaten ana kahraman polis olduğu için tamamen şehrin işte her türlü pisiyle ilgilenen bir şeydir kendisi. Görürüz her Değil türlü. mi? Aslında Cajdet için özel bir bölüm bile yapılabilir. Yani Evet. orada bir Onun için ayrı bir bölüm şey bile yapılabilir. Çok daha kapsamlı bir şey çünkü. Çizgi romanlarından bahsediyoruz özellikle tabii ki de. son filmi de fena değildi aslına Fena bakarsan. değildi. Ben de çok Yani şey yapmadım. Stallone olan değil. Ben ikisini de beğeniyorum açıkçası. Stallone olanı da beğeniyorum. Belki çocukluğuma verebiliriz ama eski olduğu için. Olabilir. Yeni Olabilir. Yani filmde de şöyle. düşük beklentiyle izleyip aa iyiymiş dedim. Yani yeni filmde de. Yeni film Judge dediğimiz Dredd'in de bu arada kaç senelik gene? Yeni dediğimiz de kaç değil yılda mi? acaba? Yani yeni dediğimizde de Carl Urban'la olan. Değil mi? Şu şey. 7, 2012, 8 yıllık önce film evet. Bu yenisi. Düşünün etkisi kaç Yeni. yıllık. Biz de Bunu eskiyiz artık canım. dinleyicilerimize soru olarak bırakıyoruz. Ödev olarak. Evet. Yani şöyle tabii Judge Dredd'in tartışılabilir ayrı bir yönünün olması biraz işte hukuk sisteminin ne hale geldiğini görme. Yani bir yandan tek bir adamın hakim olması, jüri olması ve aynı zamanda da hani ne denir? Uygulayıcı Evet. cezayı verici Güçler ayrılığını adam tek vücutta toplamış yani işte. şey tabii kendileri yasa çıkartmıyorlar ama Yani yasaları ikisini bir arada toplamış yani. evet yani sonuçta tek bir adam karar veriyor ve bu Kuvvetler ayrılığı. kararda şey yok yani bir insanın ölümüyle sonuçlanabiliyor bu karar. Ne kadar O doğru zaman ne kadar şöyle mi? Yürütme ve yasama yürütme yargıydı. Üç kuvvet
ayrılığı. Yasama yok. Yürütme ve yargıyı tek vücutta toplamışlar diyebiliriz. Evet. Aynı an hem polis hem şey hakim. O zaman bu açıdan bakarsak aslında cellat. Ülkemiz bayağı cyberpunk vizyoner. <değil mi? gülüyor> Neyse siyasete girmeyelim. Vallahi ülkemizin ne olduğu bence bir kategoriye giriyor. Vizyonerlik efendim. Yani... Vizyonerlik işte. Önemli olan bir problem. Distopya olduğu kesin. Yani bir ibret hikayesi. Cyberpunk'a geri dönersek tabii. Ghost in the Shell tam bir cyberpunk hikayesi. Belki yani, çok az Ghost in the Shell kısmına ne girmese de çok Ghost in the Shell aslında bir evren. Çünkü tek gözünü, bir hikaye gözünü yeni olmuş. Açan dinleyicilerimiz için Ghost in the Shell görmemiş var. Değil mi? Ghost in the Shell hakkında bilgisi olmayan şu an durdursun. bir hafta sonra. Yani bu Ghost in the Shell aslında bir Japon mangası olarak Masamune Shirow'un yazdığı bir hikayeden yola çıkarak bir anime film çekiliyor 95 yılında. Onun üzerine diziler, yani yine animasyon dizileri, hatta bir Hollywood filmi de çekildi. Scarlett O'Hannes ablamızın oynadığı. Evet. Yani o filmi izlediyseniz Ghost in the Shell o değil. Değil. Öyle diyelim. Gerçek yani Ghost in the Shell bu değil. Yok değil. O biraz şey gibi, yani fikirden esinlenme gibi. Yani o filmi izleyip de Ghost in the Shell hakkında kararınızı vermeyin. Yani o apayrı bir dünya. Bir kere 95'teki animeyi izlemenizi tavsiye ederim. Yani o benim anime sevdamı tetikleyen filmdir herhalde. Kesinlikle. Anime konusunda çıtayı yükseltmiştir. Başka da anime beğenmedim ondan sonra ben de zaten. Benim için de benzer bir durum. Değil mi? Yani şöyle. Bayağı da etkileyici bir film. Yani sonradan birçok sahnesini Matrix üçlemesinde gördük yani. Evet. Birçok filme de ilham kaynağı olmuş sahneleri vardır. Yani yağmur gibi yağan koddan başlayın. Yere düşünce yerin çatladığı dizimi yere koydum anime ya, düşüşü çok falan. Şey, çok paralellik görürsünüz yani. Çatılarda koşturmacalar falan filan. Ondan sonra mangası da fena değildir. Dizileri de yani bu standalone complex şeklinde, second geek şeklinde yeni de Netflix dizisi çıktı. Fena da değil. Yani tavsiye ederim Ghost in the Shell evreni Blade Runner kadar karanlık değil. Yani Cyberpunk nedir merak ediyorsanız ilk başvuracağınız yerlerden birisi açıkçası. Ama teknolojik kısmını çok iyi anlatan bir şey. Evet. Ghost in the Shell dedik, hemen kısaca gerçekten ne olduğuna bahsederim. Bir paralı asker takımı diyelim. Ya da işte ne denir? Asker demek çok doğru olmayabilir. Tactical şey takımı. İş halinde. Ya SWAT takımı. Timi gibi bir şey. Yani evet, şey. Özel bir SWAT timi. Bunların başından geçen maceralar diyerekten çok kısaltabiliriz ama tabii işin özünde bu cyberpunk dünyasında, yani yakın gelecekte geçtiği için, sibernetik, yapay zeka gibi konuların şey ön planda olduğu maceralar geçiyor şeylerin başından. Evet. Diziye adını veren Ghost in the Shell konsepti de şu. Ghost burada işte insanı insan yapan hafızalar, hafızalar, ruh nedir? Bunların hepsine bir ghost deniyor, hayalet deniyor. Ve Shell de bu insanın benliğinin bir robota yüklenmesi olayı, bir kabuktaki hayalet olaraktan adlandırılıyor. Şöyle aslında Ghost in the Shell'i şey yapan ana fikirlerden biri, yani o dünyanın yaratılmasında faydalı ana fikirlerden biri Cyberbrain diye bir teknoloji var. Bunun içine gerçek beyin koyup bu Cyberbrain'e işte yapay vücutlara, hatta bu vücutlar insansı olmak zorunda bile değil. Yani bir tane kutunun, dört bacaklı bir kutunun içinde bile bir insan olduğu bölüm var. Tabii yapay zekalar olduğu için bir insanın gerçekten o Cyberbrain kılıfının içinde gerçek bir beyin olup olmadığı belli değil. Yani artık o Turing testleri kısmından uzun süre önce geçilmiş. Ve yani zaten karakterlerden, ana karakterlerden birinin sürekli
kendisine sorduğu soru gerçekten bu beyin var mı? Benim gerçekten bu yani şimdi kabuğu açıp da bakamıyorsun ama hani birileri gerçekten senin beynin var orada diyor. Onlara inanmak zorundasın. Tabii. Ya burada zaten şey sorusunu da getiriyor. Mesela hani aslında iki tane farklı şey var. Bir yapay zeka bir koldan ilerliyor. Yapay zeka tamamen hani insan üretimi bir zekanın oluşması. Diğeri de gerçekten var olan bir insanın aklının, zihninin makineye aktarılması, bir bilgisayara yüklenmesi. Evet. Aslında onun hani kaynağı gerçek bir insandı. Fakat o hafızaları bilmemleri yükleyince bir yere orada işte karakterimiz şüpheye düşüyor. Aslında ben gerçekten bir insan mıyım yoksa yapay zekadan ne farkım var gibi sorular soruyor. Tabii bu hikayenin içinde şeyler var. Yani insanlar cyber brain teknolojisi olduğu için bu beyin internete de bağlı ve başka hackerların beyin hacklemesi de söz konusu burada. Evet. Ve başkalı dışarıdansın size hafıza ya da şey işte düşünceler ya yani vücudunuzun ele geçirilmesi, düşüncelerinizin ele geçirilmesi hatta banka şifrelerinizi ezberlemeyin diyor. Hackerlar. Ha şöyle karakterlerden bir tanesine yapay anı yüklenmişti. Adam yani mutlu bir ailesi olduğunu zannediyor. Sonradan bakıyor ki hacklenmiş aslında öyle bir şey yok. Yalnız başına yaşayan bir adam. Yani aslında şu soruya getiriyor tabii. Hani insan aslında ya da bilincimiz, varlığımız, işte bendiğimiz anılardan oluşan bir bütünlükse o başkasının anıları bir şekilde oraya geldiği zaman o ne kadar bizim oluyor? Biz mi oluyoruz? Yani işte bu gri alanlarda geziyor sürekli bu dizi. Yani bayağı bir felsefi şeyi var. Yani aksiyonun yanında bayağı da aksiyon var. Aynı zamanda paralelinde de böyle felsefi sorular üzerine kafayı yorduğu için oldukça bazen anlaşılması zor. Bazen de mesela güzel bir konu sahte hafızalar dedik. Bu işte yapay zekanın bilincin bilgisayarla birleşmesi, yüklenmesi ya da bilgisayarın artık zihinlerimize girmesiyle beraber. Evet. Yapay hafıza konulu başka ne örnekler verebiliriz? Film ya da kitap olaraktan. Mesela aklıma şey geldi direkt. Final Cut diye çok bilinmeyen Robin Williams'ın oynadığı bir film var. 2004'müş. Az önce baktım yılı. Bu aslında çaktırmasa da bir bilim kurgu filmidir. Fotoğrafçı olduğu film mi? Evet, fotoğrafçı. Aslında fotoğrafçılıktan öte insanları, yani aslında biraz spoiler olacak ama bu filmin sonunda mı açıklanıyordu bilmiyorum. o zaman söylemesek daha iyi. Çünkü izlenmemiş olanlardan da girdik fazla. Buraya. Zaten spoiler'ı baştan verdik ama bu da çaktırmasa da güzel bir aslında ucundan cyberpunk bir filmdir. Tavsiyeyle şey olunur. Tavsiye yani edelim. Şöyle tabii bu her zaman bir soru işareti. Hani benliğin sorgulandığı kişiliğin ya da işte zeka ile bilincin sorgulandığı filmler cyberpunk'ta sürekli bir konu fakat bu başka türlerin de yani mesela Fight Club yine bu ya da Memento yine bunların sorgulandığı filmler işte bunlar cyberpunk'a gider mi yoksa yanında örtüştükleri şeyler mi var? O konular mı var? Ucundan örtüştükleri bir şey. Sonuçta bir bilim kurgu değil onlar. Hani bu Final Cut'ta bir bilimsel bir şey de çıkıyor sonunda olduğu için. Bir spoiler'ım oldu ama oradan giriyor gene o şeyin içine. Tamam o zaman devam edelim. Ona benzer. güncel bir şey söyleyeyim o zaman. Tamam daha spoiler'lı. İşte şey neydi ya o? Ready Player One. Netflix dizisi. Allah Allah. Netflix dizisi. Westworld. Netflix değil. Westworld değil. Westworld da bir cyberpunk. Westworld da bir cyberpunk. Hazır onu sen girmişken Altered Carbon. Altered elbette. Carbon evet. Altered Carbon bir modifiye edilmiş karbon. Yani aslında hani hikaye örgüsü olarak çok başarılı bulmasam da güzel bir cyberpunk dünyası yaratan bir dizi. Evet, evet. Hani yarattığı dünya olsun, işte arka plandaki sahneler olsun, oradaki dövüş sahneleri, teknoloji sahneleri bilmem nesi olsun. Bir cyberpunk sonuçta o da. Her ne kadar ilk sezonun sonunda olayı böyle garip garip yerlere
bağladılarsa da o da sonuçta şey özünde sorduğu soru işte insan benliğini yüklüyoruz ve bir insanları bir save etme olasılığı sağlıyoruz bu şekilde. Yani ne demek bu? Senin bilincini bir diske yüklüyorlar, bir diske duruyor ve sürekli o disk güncelleniyor. Ve ölürsen eğer senin organik vücudunda bir şey olursa en son kalan benliğini o diskten alıp tekrar sana bir vücut klonlayıp sleeve. Vücut yeni bir vücut klonlayıp yeni bir sleeve yani bir vücuda aktarıp kaldığın yerden devam ediyorsun. Böyle bir save load sistemi var. İşte yok efendim zenginsen cloud saving var, değilsen local saving var falan filan gibi şeyler var dizide. Hani güzel konu tamam giriş güzel bilmem ne ya bunun daha sonrasını işte oradaki benliksem ben kimim bilmem ne o zaman Allah mı var gibi böyle garip bir yerlere bağladılar açıkçası benim için çok hızlı bir şekilde olayı başka yerlere getirdiler ama yine de finalini çok düşünmezsek güzel film hani oraya gelene kadar hani eğlendiriyor seni. Evet. Aslında mesela, tamam hani bu geldiği yer saçma diyorum ama bu geldiği yere gelene kadar hani birçok insan da şeyi reddediyor. Hani hafızalarını save'lenip yani bu şekilde kaydedilip tekrar da bir şekilde ölümsüzlüğü kazanmayı reddeden bir takım insanlar var. Hala işte eski tarz tabii o zamana göre inançlara sahip olan. Hani aslında o da kötü bir konu değil tabii ki de o da işlenmesi gereken bir konu. İlginç bir konu ilginçlik katıyor. Yani... Ben sadece sonuna bir kendilerince bir cevap vermişler. O cevabı beğenmedim. Açık bıraksalar ucunu daha güzel olacakmış. Yani. Olabilir evet. Yani Altered Carbon hakkında şöyle iyi cyberpunk bulmak gerçekten zor olduğu için yani çok fazla şey yapmak istemiyorum. Tabii canım. Bulduğunda bunuyor musun dersin. Olması gerektiği seviyede bitirmediklerine ben de katılıyorum ama. Tabii canım öperim de başıma koyarım yani yapacak bir şey. Öperim de başıma. Bulmuşuz şu nadir şey ortamda cyberpunk. Değil mi? 13th floor, 13. Evet. kat. Mesela evet. Güzel bir cyberpunk'tır. Güzel bir cyberpunk'tır. Film olarak da güzeldir. Hikaye olarak da güzeldir. Yılların eski temediği klasik bir filmdir. Yılların derken bakalım kaç yılmış. Oralara 99 gitme. 99 yapılmış. O kadar da eski değilmiş. Ben daha eski sanırım. Fena değilmiş. Evet. Matrix de aynı yaştaymış. Matrix zaten. Üçleme. Sonra çıktı ya. Hoş geldiniz Tuna Bey. Hoş geldiniz. Cyberpunk 2. bölüm yayınımıza hoş geldiniz. Sessiz de duruyor. Volkan Bey de duyuyorsa. Hoş bulduk. Hemen yayında olduğumuzu. Aynen. Disclaimer atayım da ondan sonra. Evet. Tabii birazcık da şeyden bahsedelim canım. Yani sadece film değil. İşte biraz mangalardan bahsettik. Buna belki Akira'yı da atmak gerekir. Evet, Akira'da evet Cyberpunk evrenin taşlarından birisidir. Tabii bu arada sonra... hani bu kadar bahsettiniz aman yok Neuromancer'dan konuşmadınız diyorsanız ilk bölümde zaten konuştuğumuz için bahsetmiyoruz onu da söyleyeyim. Ama. Neuromancer'dan tekrar konuşalım o zaman. Yani evet, Neuromancer zaten... tabii tek başına bir hani Neuromancer zaten Cyberpunk'ın kutsal kitabı kabul edebilir herhalde değil mi? Bu aynen öyle yani bu başlatandır. Kadar netleştiren bir sürü detayını bir anda veren bir sürü isim babalığını yapan kitap. Neuromancer. Her zaman şey konusu olmuştur. Matrix Neuromancer'ı şey yaptı. Çok fazla çaldı Neuromancer'dan diye. Yani çaldığı kesin. Matrix'in çalmadığı yer yok. Tabii yani. De. Onu da Matrix 4'te bizim söyleyeyim. Podcast'ten sahneler varmış. Bizden de çalmış. Ya. Ya muhtemeldir. Ama şey Neuromancer zaten şöyle William Gibson'ın özellikle işte bu Sprawl üçlemesi diye geçiyor. Neuromancer, Count Zero ve Mona Lisa Overdrive. Yani biraz böyle çok sıkı bir üçleme değil. Yani birbirleriyle geçişleri biraz... yani üçleme diye varsayılması nedeni ayrı evrende geçiyorlar. Ve bir iki karakter de şey oluyor... diğer tekrar romanlarda çıkıyor. Da tekrar gözüküyorlar. Yani birinci romanda olan Molly Millions karakteri üçüncüde de var falan ama hatta bu üçlemeye şeyi de katabiliriz. Johnny Mnemonic'i de katabiliriz. Evet. Aslında o da aynı evrende geçiyor. Bu bir kısa hikaye. Burning Chrome kitabından.
John Demonic'in filmi de var bu arada. Hem de Matrix'ten tanıdığımız Keanu Reeves oynamakta. Ben o Değil filmi de mi? severim. Yani Fena değil. Bende de çok güzel bir 90'lar aksiyonu olarak kalmıştır film ama Ya biraz sahneleri olsun. efektleri ucuz. Evet, O ama ben o kadar. ucuz efektleri seviyorum işte. Böyle daha böyle yapmışlar ya her şeyi falan. O zaman Oturup sen Lawnmower Man'i de seviyorsun. evet, Abi ben onu tabii ki de. seviyorum. Onu Bahçıvan çok net geldi. Deh deh seviyorum. dönüyor. Ah, O da güzel filmdir. Ama Bahçıvan zamanında bayağı etkileyen bir filmdi ya. Tabii Yani ya. bayağı şey yani Bahçıvan hem korku filmi olarak depresif gösteriyorlardı. bir havası vardı. Hem Tabii. böyle yani hakikaten şeydi, geleceği çok böyle depresif bir şekilde anlatıyordu falan. Yani Hemen işte onu da kısaca biraz daha... Bahçıvan'ı da anlatayım ne olduğunu. Orada da işte gene bilincin yüklenmesi ve yapay zeka üzerine çalışan bir profesör. Kendi işte insan deneyi kullanması gerekiyor ama kullanamıyor, izin alamıyor bir türlü. O sırada da kendi evinin önünde çalışan böyle bir hani geri zekalı ama şey anlamında akıl hastalığı olan bir bahçıvan görüyor. Gel çocuğum gel böyle adam şey çocuksu hani böyle şey kalmış çocuk kalmış beyni. Gel bak sana bir oyuncak göstereceğim deyip o adamı deney olarak kullanıyor. Deneylerinde Bildiğin kullanıyor. safak yani. Ve deneylerinde de işte bilincini işte bilgisayara yükleme ya da ne yapıyordu tam olarak hatırlamıyorum açıkçası. Bir sanal gerçekliğe yükleme gibi bir şey. Sanal Ve gerçekliğe yüklemiyordu ya. Sanal gerçekliğe giriyordu sanal adam gerçekliğe bilinciyle sokuyordu. Ha, beraber. doğru öyle bir Evet. şey yapıyordu. Hani o biraz böyle filmde çok şey net anlatılmıyor ama bir şekilde adamın böyle beyin kapasitesi genişliyor ondan sonra falan filan. Çok über zeki ama böyle psikopat bir şeye dönüşen bir şey oluyor bahçıvan falan filan gibi bir şeydi. Ama orada işte en çok Cyberpunk denmesinin sebebi işte yapay zeka ile uğraşması filmin. Bir de olmazsa olmaz o dönemin şey sanal gerçeklik görüntüleri. İşte Evet ya. dijital Değil mi? kutular, üçgenler, havada uçuşan eller falan filan olan böyle Ama işte saçma o. sapan Ama işte eskinin şeyler, ilk o 3D'lerinin gözlükler, olduğu şey aynı. o gözlükler 30 sene sonra geldi yani. Ha evet Böyle bir fark var. tabii. Bir de doğru diyorsun. O şey sanal dünya VR gözlük gözlükleri değil VR mi? gözlükleri, Virtual Reality gözlüklerinin Evet. ilk gözüktüğü filmlerden de birisidir. Bir de şey böyle hani bu gelecekte geçen şeylerde bilim kurgularda hiçbir zaman sadece VR gözlükleri olmuyor. Hep böyle tamamen vücuduyla bilinciyle giriyor. Yani maşallah direkt hiç böyle öyle bir aşamadan falan geçmiyor yani. Direkt çok Ready ultimate. Player One diyorsun. Aynen. Tabii, Tüm aynen. vücut şeyi. O öyle Tabii göz bunların sinirlerinden beyin sinirlerini bütün ağı şey yapıyor. Onu çok şey yapmayın. Aynen. Öyle. Yani aslında son zamanlarda iyi, gayet iyi bir Cyberpunk filmini önereceğim. Anonymous'un Anon kısmı. Şimdi onu tek başına söylersem biraz böyle insanları irite edebilir. O yüzden ya Anonymous yazarken ilk dört harfini aldığınız zaman Anon. Ben sana yardımcı olayım. oldukça başarılı bir Evet bence de. Cyberpunk son senelerin. Yani tabii son senelerde aslında bayağı bir Cyberpunk bulmak mümkün. Peki Çok bu Anon şey olmasa filmi da. neyi anlatıyor tam olarak? Orada da Anlatmayalım hepsini canım. sanal kimlik. Hayır, Bu çok hikaye eski bir film değil. Çabuk çabuk bulabilirsiniz. yok şey Netflix'te var anlamında filmi anlat diye demiyorum. Hani sonuçta Cyberpunk bu saydığımız yani. Ha, eserlerin Cyberpunk'ta anladım. hangi konuyu ele Doğru. alıyorlar? Doğru. Ya Ya bu ama şeyi izlediniz mi siz? Ben size söylemiştim. Upgrade diye de bir film var. O da gerçekten Evet, hani izledim ben andırıyor yani bu. Anon da Yani şöyle insanların gördükleri her şey artık kaydedilir bir ortam olmuş. O yüzden hani bu kayıtların silinmesi diye bir sektör oluşmuş. İşte bunun içinde bir cinayet hikayesi var yani diye sosyal kısaca medya bütün bir özet. hayatımıza işlemiş anonimlik artık ayrı bir sektör. Hatta işin içinde cinayet olan, polis Sosyal olan medya falan falan. bir şey haline gelmiş, olgu Değil mi? haline gelmiş diyebiliriz. Demişken Ya bu... şeydeki hikayelerin büyük bir çoğunluğu Broken Mirror'daki hikayelerin büyük bir çoğunluğu Cyberpunk. İçeriyor bunu evet aynen. Ondan Broken sonra Mirror nedir? o da Black bir Mirror. dizi. Şey Black pardon. Mirror. Black Mirror muydu? Black Mirror olmasın. Heh, tamam ben de Black Mirror. Doğru. başka bir şeyden bahsediyorum Broken sandım. Mirror bir kitap ismiydi galiba. Neyse. Değil mi? Bir şey öyle bir şey vardı. Tamam. Neyse ben de Black karıştırmıyorum. Mirror evet doğru Evet, haklısın. Black Mirror. Bu arada Tuna'nın verdiği örneği de hemen şey yapalım. Upgrade Upgrade. filmi.
O da aslında bence Matrix'in o beynine yükleyip I know Kung Fu diye uyandığı sahne var ya. Onun üzerine film Evet. yapmışlar. Film Doğru. bunun filmi sadece o sahnenin. Ama var ya şey, bayağı şey var yani AI ile alakalı Yani. tamamen bir şey var, biraz twist var yani. Eğlencelik. Evet. Ben de hani sırf aksiyon filmi olarak izlemiştim ama sonunda güzel bir twist de çıkıyor. Güzel. Hani AI şeyde. ile alakalı bir twist var, Evet evet, evet. yani onun haricinde Yani. dediğin gibi gerçekten aynı o Kung Fu yani. Yani. Tamam da öbür taraftan tekrar şey yapmaya devam edelim o Heh, zaman devam et biraz. ona Ya şimdi. William Gibson hani Sprawl üçlemesinden geçtikten sonra bir de Bridge üçlemesi var. Yani şey, köprü üçlemesi. Eşte İşte altı. bunlar dur bakalım isimlerini hatırlayabilecek miyim? Ay bunlar bende yok. Virtual Light, All Tomorrow's Parties ve dur bakayım bir tane daha. Lan, okuyalı çok zaman olmuş ya. Neyse, Idoru. bakarsanız bulursunuz. Ha, İdoru. Idoru. Evet. Yani William Gibson sonradan biraz sıkıldı herhalde Cyberpunk'tan. Başka şeyler de yazmaya başladı ama bu iki üçlemeyi ve bir de Burning Chrome'u mutlaka tavsiye ederim ilk girenler için. Gibson'dan sonra ya zaten Asimov'un robot hikayelerinin aslında Cyberpunk'ın girişine doğru hazırlayıcı bir şey vardır. Yani Evet, high yeteri tech kadar low life distopya değil olmasa ama da evet yeteri evet. kadar low life olmasa da robotta da en azından şey bazı robot hikayelerinde bakın böyle de sıkıntı olabilir konuda olanlar genellikle evet biraz daha Evet. cyberpunk vari oluyor. Şey, Distopik yapay olanlar. zekaya hatırlatan. Tabii Altered Carbon'u söylediğimiz zaman Richard K. Morgan'ı hatırlamak gerekiyor. O da bir üçleme aslında Altered Carbon. Broken Angels ve Waking Furies diye iki devamı da var. Onun dışında Bruce Sterling güzel bir şey yazarı. Yani hatta William Gibson ve Bruce Sterling'in The Difference Engine diye bir daha çok işte böyle Victorian Cyberpunk alternatif bir geçmiş Steampunk'ımsı. hikayesi yani. Yani evet. Cyberpunk'ımsı yani tabii bunların şeyleri de oluyor. Cyberpunk akımı çıktıktan sonra Biopunk da çıktı mesela, Existence filmi. Hani Ha, eğer evet. şey Aslında evet, bunun o da hani ucundan biyolojik versiyonu değil film mi? olarak Cyberpunk'a da yakındı. Biyolojik teknolojilerin ön plana çıktığı yani. Evet, Cyberpunk'a Yani film olarak yakın olduğu için aslında ondan da çok ufak bahsedelim. Existence'de de Cronenberg'in filmidir. Bir gene sanal gerçeklik var gene işin içinde. Fakat sanal gerçekliğe girmemizin kapısı tamamen organik bir şeyden üretilmiş bir konsol, bilgisayar diyelim. Bunun aslında bir canlı aslında yaşıyor. bir canlı ama insan yapımı, sentetik bir canlı. Evet. Ve bu işte çıkan bir kordonuyla kendisi bir bağırsak gibi bir kordonu sırtımızdaki bir deliğe sokaraktan kendi yani bir insanla bir makine arasındaki etkileşimi organik bir şekilde kuraraktan bizi sanal dünyaya sokan bir cihaz var. Bir oyun var daha doğrusu. Bu oyunun içinde geçen bir film. Birçok o Biopunk. nedenle de sanal gerçeklik de içerdiği için birçok Cyberpunk öğesi de var. Ama teknolojik kullanılan aletler organik olduğu için böyle de değişik bir bakış açısı olduğu için Biopunk adı altında bir alt türü olarak geçiyor Cyberpunk. Evet. Biopunk içinde şeyleri de tavsiye edebilirim. Rudy Rucker'ın Software dur bakayım hatırlayacağım. Dört tane kitabı var. Software, Realware, Wetware mı var? Freeware, Wetware. Tamam. Wetware. Sıralama yanlış olabilir ama bu dörtleme sağlam biopunk kategorisine girer. Onun Ve dışında Cyberpunk'ın ve aslında bir yandan da korkutucu tarafı birçok anlattığı, birçok böyle tahmin ettiği şeyleri de yavaş yavaş yaşıyoruz. Mesela şu anda 3D printer'dan organ basılmaya başlandı. Ve değil hani mi? hücreleri Ha? kullanaraktan bir 3D printer'dan evet Evet. karaciğer falan yapmaya başladılar. Böyle hani en azından şimdilik yapısı daha basit olan şeyler. Hatta kulak falan yapmaya başladılar. Böyle daha mekanik şeyleri. Ve bu Dalga geçiyorsun. bayağı bildiğiniz şu anda bu Print ediliyor. biopunk'ın ucundan girmiş durumda yani Başarılı gerçekten. değildir ya. Sadece Şu an deniyorlardır. deneysel laboratuvar işleri daha çok ama yani Olacak. olacak yakın zamanda çözecekler. Yani birçok şeyi atlatmışlar sorunu. Yani print etmek Forest Whitaker'ın oynadığı bir film vardı.
Bu da şeyle gelecekte organ mafyası ile alakalı Repo şey. Man'da. Repo Man, aynen. Aynen bak Repo o da. Man. O da biraz Tabii ucundan biyobanka tabii biyobank sayılabilir. geliyor. Yani organ kaçakçılığı, organ mafyalığı bu da ucundan biyobank sayılabilir tabii ki. Şey yaptılar. Laboratuvar ortamında işte bir sentetik torbanın içinde koyun büyüttüler. Yani şey ana rahmi Sentetik ana dışında rahmi bir. yapıldı. Evet. Sentetik Yani ana rahmi başarılı bak onu biliyoruz evet. evet. Ya organ büyütme konusu var. Yani laboratuvarda işte şeyde tank içinde organ büyütüp şeydeki gibi Blade Runner'da göz büyüten şey vardı. Neydi adamın adı? Cheng miydi? Göz Öyle bir yetiştiren adam vardı evet. göz yetiştiriyordu evet. Ya İşte zaten bunların Cyberpunk'a aslında uzun zamandan beri hani ne zaman vücudumuzu artık modifiye etmeye başladık. Yapay kalp bile yapıldı yani sonuçta. değil mi? Yani ucundan girdik aslında zaten o şey sibernetikse de daha Ya etkili büyük biyolojik şeyleri görmeye evet. başlıyoruz yani. Bunları saymışken tabii John Brunner'ı saymak lazım. Başka Rudy Rucker'ı saydık. Yani tabii son zamanlarda bayağı yeni isim çıktı ama hani büyük oranda Cyberpunk denince akla gelen isim William Gibson herhalde. Tabii. Yani Yani bu babası bu. ilk Cyberpunk deyince akla gelen resmin o görselini çizen adam daha çok o. Ve Adam sonuçta görselde Neuromancer'da bir bu yazar. şey yani bu akımı yaratan kitap ve yani bu arada herkese tavsiye ederim. Hani hiçbir şeyini okumadıysanız Cyberpunk'tan sadece bir şey okuyacağım diyorsanız Neuromancer'ı okuyun. Neuromancer çünkü bir şey gibi roller coaster gibi yani bir işte hiç durmayan hızla giden bir macera silsilesi. Ve fark edeceksiniz okurken de zaten anlaşılması başlangıç anlaşılması ve alışılması zor bir dili var. Çünkü çok farklı bir yaklaşımda yani tabii 81'de çok farklı gibi gözünüyor olabilir de sonradan birçok yazar bu tekniği kullanmaya başladı. O dünyanın içinde zaten yaşayan biri anlatıyor gibi anlatıyor. Yani siz zaten o dünyanın içindesiniz. Yani örneğin bir Hitachi Cyberdeck'ten bahsediyor. Ve bunu sizin zaten biliyor olmanız gerekiyor bunun ne işe yaradığını. Öyle anlatıyor yani. Zaten o dünyada yıllardır yaşıyorsunuz. Evet, o Yani açıdan Hitachi başlayacağım da Cyberdeck'in olabilir. işte, evet yani nereye taktığınız, nasıl çalıştığı, işte ne işe yaradığını zaten biliyorsunuz diye kabul ediyor, anlatıyor. Konteksten çıkartmaya Ya çalışıyorsunuz. biraz Ha, daha böyle o kitabı okurken demek ki bu işe yarıyor diye. 90'lar teknolojisini düşünmek gerekiyor. İşte Hitachi bilmem ne deyince böyle Atari falan gibi bir şey de canlandırmışsın kafam mesela. Atari'nin portları oraya bir şey Evet. takıyorsun falan. Onun için okuyanlar genelde iki kez veya üç kez okuyorlar. Evet, genelde Ama pek okunuyor yani. yani. Ama onun yanında da aslında tamam evet birçok bir şey bildiğini farz ediyor ama güzel de bir görsel de dili var. Mesela ilk açılış kelimesi benim çok Çok. cümlesi çok hoşuma gider. Yani Değil mi? hemen alıntıyı yapayım. İngilizcesini okuyayım sonra Türkçesini. The sky above the port was the color of television, tuned to a dead channel. Yani diyor ki Oğlum yazar burada hala demiş ki tüylerim diken diken yani oluyor. çok hoş bir Oku başlangıç cümlesi ya. dinleyince. Türkçe'ye şöyle çevirmişler. İskelenin üzerindeki gökyüzü boş bir kanalı gösteren televizyon ekranı rengindeydi. Yani işte Şimdi karıncalar var falan dese daha iyi olur. İngilizcesini anlayan arkadaşlar için söylüyorum. Herhalde İngilizcesini okumanız gerektiğini anlamışsınızdır. Yani. Çünkü açıkçası şöyle çevirisini ben ilk okuduğum çevirisini bitiremedim ben. Evet, Kenara attım. bende de altın yayınlarının çevirisi var. Kötü. Ben de tavsiye etmiyorum maalesef. Çok kötü. Yani hani şöyle diyebilirim. Neuromancer'ı okuyabilmek için bile İngilizce öğrenmeye değer. O Yani. kadar güzel bir kitap. Part-time çalışan birine çevirtmişler Yani herhalde. evet. Bir Vallahi öğrenci ya bir de olsa da şey Migros kitabı yapacağız diye şimdi yani reklam oldu ama yani falan. Değil mi? bakkalda O kasanın orayı yanında açtı. satalım diye ya, çevirmişler gibi duruyor kitabı da. Ya Kapak şöyle falan da bence kötü. zaten kötü çeviriler hakkında
1 değil 5 yayın yapabiliriz. Yani mutlaka dil öğrenin, mutlaka orijinalini okuyun. Hiç İngilizce bilmeyen gelmesin hiç arkadaşlar. Hiç alakası çıksın. Yok. Hayır yani şey gerçekten şunu söylemek istiyorum. Yani Stanislav Lem hariç. Orijinalini okudun da mı söylüyorsunuz arkadaşlar? Yani İngilizcesi kötü, Türkçesi iyi anlamında. Ben de onu Türkçe okuyorum. Orijinalini okuyun. Her kitabın orijinalini okuyun. Rusça Almanca öğrenin, Goethe okuyun. Fransızca öğrenin, Sartre okuyun. Kesin. Yani değer. Çünkü o kadar vaktimiz olsun. Oldu. Ya şöyle. Yok canım, neden böyle diyorsun? Yani yapılmayacak bir şey değil. Ama yani hiçbir şey yoksa mutlaka İngilizce öğrenin ve İngilizcesinin orijinalini okuyun. Apayrı bir kitap oldu. Yani şunu fark edeceksiniz. Ya ben şimdiye kadar ne yapmışım çeviri kitabı okuyarak? Kesinlikle. Yani Türkçeyi ve İngilizceyi sizden daha kötü bilen insanların çevirdiği kitapları okuyorsunuz. Öyle diyeyim size. Maalesef, maalesef. Özellikle son zamanlarda çevirilerimiz bayağı... Son zamanlarda yani şey diyebilirsiniz. İşte ama şu yayın evi de bunu yapmaz demeyin. En iyi, bak bir numara, böyle yüzlerce kitabını saçtan yayın evlerinin bile çevirileri boktan olabiliyor. Yani ben şu örneği verebilirim. David Hume'un bir kitabının çevirisini okurken ya burada ne demek istemiş diye gittim İngilizcesinden baktım, öyle anladım konuyu. Öyle. Yani inanılmaz kötü çeviriyorlar. İnanılmaz. Maalesef. Ayrı bir şey. İstiyorsanız yavaş yavaş bağlayalım. Bağlayalım. İstiyorsanız tabii ki de. Bir üçüncü seans da yapabiliriz. Nasıl öyle istersen. Arada boşluk verince özlemişiz. Ya şey yapalım. Su gibi akıp geçti efendim. Dinleyicilerimizden ya da dinleyicimizden gelen şeye göre talebe göre belki üçüncü bölüm yapar. Bu konu aslında eninci seansa gidebilir. Evet, eğer seyircilerimizin yarısından çoğu yani iki kişi oy verirse üçüncü bölümde tekrardan Cyberpunk'tan abi şu olaya bakar mısın? Konuşmacının sayısı dinleyiciden fazla. Ki konuşanlar açıp bir daha dinlemiyor bile. Biliyorum çünkü. O view sayısından belli oluyor yani. Ay kaydeden kendi bile dinlemiyor ki. Aa lütfen ben dinliyorum. En azından bir... O özeti yazmak abi, için hızlı hızlı. Ne yalan söyleyeyim. Bazen siz kaydediyorsunuz. Ben olmadığım zaman falan açıp da YouTube'dan izlemiyorum pek. İtiraf. Canın sağ olsun. O zaman veriyorum outro'yu efendim. Evet efendim. İyi akşamlar diler. Bir sonraki yayının bu kadar arayla olmamasını dileriz. Hopefully. Aynen. Hadi bakalım. Bay bay. İngilizce biliyor muyuz? Hoşçakalın. Goodbye. Cyberpunk. Have a nice evening or morning wherever you are, whenever you are. Bye. Daha önce öğrenin Türk şeyleri de çocuk kitaplarında öyle okuyun. Evet. Türkçe biliyor musun?